Kanal Fırat ekranlarına, Eğitime Bakış programına hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün işleyeceğimiz konu özel öğretim ve özel öğretimle ilgili Elazığ'da yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Çok değerli konuklarım var. Süremiz de çok kısıtlı. Bundan dolayı hemen konuklarımı tanıştırmak istiyorum. Eğitimci Erap Sarıkamış, değerli hocam hoş geldiniz. Eğitimci ve kurucu Emrah Pamukçu hocam hoş geldiniz. İbrahim Alkaç eğitimci ve kurucu. Sizlerle program yaptığımdan dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Ayaklarınıza sağlık. Biliyorum çok yoğun programınız var. Bu programınızı bırakıp bize destek olduğunuzdan dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Programımıza katkınızdan dolayı da şimdiden size teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Evet Erap hocam. Zamanımız kısıtlı. Bir an önce programa başlayalım. Aynen öyle hocam. Sizi burada tekrar gördüğüm için çok mutlu oldum. Gerçekten 20 yıldır Elazığ'da herhalde hem özel sektörde hem de devlette bu Necip Türk milletinin evlatlarına hizmet ediyorsunuz. Bundan dolayı da ben size çok teşekkür ederim. Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı. Ne mutlu bize. Ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Hem özel sektörde çalıştınız hem de devlette çalıştığınız farklı bir bakış açısına sahipsiniz. Elazığ'daki eğitim ve öğretimi nasıl buluyorsunuz? Bununla ilgili bir değerlendirmede bulunabilir misiniz? Tabii ki hocam. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de Zeki abiye, sizlere de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Davetiniz için teşekkür ederiz. Tabii 20 yıldır az önce bahsettiğiniz gibi hem özelde hem de şu anda da devlette, milli eğitimde öğretmenlik görevini yerine getiriyoruz. Devletle özeli tabii birbirinden ayırmamak lazım. Bunlar birbirinin rakibi değil, birbirinin refiği. Çünkü neden diyeceksiniz? Sonuçta ortak payda bu memleketin çocuklarının en iyi noktaya gelmesi. Özel okulları ele alacak olursak değerli hocam, özel okullar da yine milli eğitimin teftişiyle, Milli Eğitim'in standartlar yönergesiyle açılan, müfredatı Milli Eğitim tarafından belirlenen ve yine Milli Eğitim tarafından denetlenen kurumlardır. Dolayısıyla devlet veya özel birisi iyidir, birisi kötüdür şeklinde bir ayrım yapmak tabii ki yanlış olur. İlimize gelince özellikle deprem sürecinden sonra yeni Milli Eğitim Müdürümüzün büyük emekleriyle binalarımızın yenilenmesi, okullarımızın yenilenmesi, dolayısıyla sınıf sayılarındaki de düşmeyden dolayı şu anda Elazığ'ı iyi bir noktada görüyorum. Kurslara gelince, tabi olayın bir de kurs niteliği var. Kurslarda okulda görülen derslerin, okulda verilen akademik eğitimin ya da okulda alınan temelin adı özel de olsa, devlet de olsa pekiştirilmesi, daha da iyi noktaya gelmesi için soru çözümündeki süratin kazanması için eğitimin, öğretimin olmazsa olmazı sürecin vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünün, mesela burada çok değerli kurucularımız var. Kursları üye yine çok değerli kurumlarımız var. Bu yıl bu kurumların birçoğu Türkiye derecesi çıkardı, il derecesi çıkardı. Burada sadece ve sadece A devlet okulu ya da B özel okulu ya da C kurumu değil, İlimizin başarısına hep beraber topyekün öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle, kurucusuyla bir hizmet edildi diye düşünüyorum. Devamında da yine memleketimize gelince Elazığ özel öğretimde bence çok 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 iyi noktalarda. Evet. Bugün Türkiye'ye bu noktada yön veren ki kendisini buradan ismini söylemeden, yad etmeden de geçmek olmaz. Bugün bir İbrahim Taşer hocamız, evet. Bugün bir yine bir yayın grubunun yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Saylan hocamız, yine çok bilinen bir yayının kurucularından Mahmut Demirelli hocamız. Sonuçta bu işin Türkiye'deki kompedanları, evet. Bu işin de merkezini Elazığ'dan alıp bu noktalara getirdikleri için hem de kendi memleketleri olduğu için bugün Elazığ'a ayrı bir gözle bakıyorlardır. Dolayısıyla da Elazığ'ın bu noktada geldiği süreç itibariyle iyi, başarılı ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Tabii burada dershane ile yani özel öğretim kurslarıyla okullar birbirinin rakibi durumunda değil. Kesinlikle. Yani yapmış kesinlikle oldukları fiiller birbirinden farklı. Bu da zaten çok uzun bir süredir velilerimiz tarafından, öğrenciler tarafından, öğretmenler tarafından da algılanan bir
özelliğe sahip. Bir kişi neden özel üretim kursuna gidiyor? Sınava hazırlık süreci içerisinde bunu gerçekleştiriyor. Okulun fonksiyonu farklı, kurs merkezlerinin farklı. Elazığ'da da bir kalite var. Tabii kalitenin oluşmasında da kurslerin de çok büyük bir payı var. Emre Hocam, sizinle tanıştığım için öncelikle çok mutlu oldum. Biz mutlu olduk. Gerçekten hem öğrencileriniz hem de velileriniz çok şanslı. Sizin gibi buradaki öğrenciler için, veliler için çaba sarf eden kurucular var. Bu çok önemli bir nokta benim için. Onların dertleriyle dertlenebilecek kadar çaba sarf eden öğretmen arkadaşlarımızın, kurucu arkadaşlarımızın olması bize gerçekten gurur veriyor. Bu noktada kursları kurdunuz. Kuruluşun ne zaman olduğu, faaliyetleri nedir? Bununla ilgili bir değerlendirme yapmadan önce Veli Bey'e de selamlarımızı söyleyelim. O da bizim için çok değerli başkanımıza geçmiş olsun. Onu da özledik. İnşallah onu da bir programda misafir edeceğiz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum öncelikle. Şöyle söyleyeyim. Kurs derir bu fikri oluşturmamızın asıl amacı aslında Elazığ'a gene bir katkı. Yani hem velilerimizin aldığı hizmet kalitesini arttırmak, hem bizim işimiz eğitim. Başka bir sektör değil. Dolayısıyla bu işi kaliteli yapabilmemiz gerekir. Buradaki amacımız tüm Elazığ'daki kursları ise tüm kurumların aynı anda verdiği hizmet kalitesini arttırıp Elazığ halkının, Elazığ'ın çocuklarının diyelim, öğrencilerinin bir adım rakiplerinin önüne geçmesini sağlamak. Hedefimiz buydu açıkçası. Dolayısıyla bu yola beraber çıktığımız arkadaşlarımızla beraber kurslere aslında her başvuruyu da kabul etmedik. Evet. Yani biz oradaki birazcık daha titiz davrandık. Gerçekten kaliteli hizmet verebileceğine inandığımız kurumlarımızı dahil ettik. Çok ve de orada kafa kafaya verip neyi daha iyi yapabiliriz, neyi üzerine ekleyebiliriz diye arkadaşlarımızla beraber sohbet ederek hep üstüne koyarak gittik çok şükür diyelim. Ve bunun katkılarını da gördük açıkçası. Mesela tekrar geçmiş olsun diyelim herkese, bir deprem faciası yaşadık. Evet, evet. Mesela bu depremde el ele vererek ben kursların çok yük kaldırdığını düşünüyorum. Yani Malatya'dan gelen bir sürü öğrencimizi kursları olarak ücretsiz destek vermeye çalıştık. Bu noktada tabii ki Milli Eğitim'in de orada pek çok hizmeti oldu ama Milli Eğitim'e çok çok büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Evet. Orada mağdur insanlara kucaklarımızı açtık ve de güzel bir sınav verdik diye düşünüyorum Elazığ olarak. Güven verimi açısından önemliydi değil mi hocam? Şimdi Malatya'da arkadaşım depremden etkilenmiş. Buraya geldiği zaman endişeleri çok fazlaydı. Ama sizin sayenizde en azından o endişe daha da azalmış oldu. Bir kere öğrencilerimiz bir travma içerisindeydi. Evet. O normalleşme sürecilere geçmelerinde çok büyük katkı oldu diye düşünüyorum kurslarımızın. Çünkü o yaş grup öğrencilerin yaşadığı travma bizimkilerden farklıdır. Kesinlikle. Çok daha şiddetli yaşıyorlar bunu. Ve de bunun için en güzel şey normal ortama ne kadar çabuk dönerlerse o kadar çabuk normalleşmeye başlıyorlar. Hatta biz öğrencilerimizle sohbet ettik öncesinde. Yani mesela bu konuyu çok dile getirmemelerine yani o konuda sohbetlerimiz de oldu. Çok güzel. Yani bizim öğrencilerimiz de arkadaşlarına gene ne oldu? Elazığ öğrencileri de destek oldular diye düşünüyorum. Çok güzel. Artı pandemi süreci yaşadık. Yani aslında çok krizler üst üste geldi. Pandemide öğrencilerin maalesef diyelim çok büyük bir darbe yediler. Hem çalışma alışkanlıklarını kaybettiler. Ekranda tablet alışkanlıkları, bilgisayar alışkanlıkları çok çok arttı. Dolayısıyla kursların bu noktada buradan velilerimize seslenmiş olalım. Yaz kursları mesela çok değerli bence. Neden? Geçmişin tekrarıdır. Şu anda temel eksikliği olmayan öğrenci sayısı çok çok az. Bu eksikliklerini mutlaka kurslarda bu noktaya başvurarak telafi etmeye çalışsınlar diye düşünüyorum. Evet. Kaç üyeniz var? Yapmış olduğunuz bu dönem içerisinde faaliyetlerinizden de bahsedebilir misiniz efendim? Şöyle söyleyeyim. Tabii her yıl bu sayımızı güncelliyoruz. Evet. 22 tane üyemiz şu anda var ve de Elazığ'ın köklü kurumlarının hepsi şu anda kursler çatısı altında. Burada bizim kurslardaki şöyle söyleyeyim, Eralp hocam gerçi gene bahsedecektir ama hem belediye ile olan ortak çalışmalar,
Evet. Hem il geneli ortak deneme sınavları. Evet. Bu tarz organizasyonların hepsini şu anda yürütüyoruz. Öğrencilerimize buradan şu anlamda da seslenmiş olalım. Evet. Kurslerin tarihimiz neydi kurslerin ortak denemesi? 26-27-28 Ocak'ta mesela ortak bir il geneli kurslar deneme sınavımız olacak. Buradaki sadece kursa üye öğrenciler bu sınava katılma hakkına sahip değil. Kurs evet. Mesela Elazığ halkının tamamı başvuru yapıp herhangi bir kurslar üyesi kurma başvuru yapıp bu deneme sınavına katılıp kendilerini deneme şansı bulabilecekler. Bunun dışında tabii ki hedefimiz ne? Kaliteli eğitim. Evet. Ki Elazığ'daki öğretmen kalitesinin ben hep iyi olduğuna inanıyorum. Evet, kesinlikle. Diğer şehirlerinde iki adım önünde de olduğuna evet. da inanıyorum. Sadece amacımız o kaliteyi yakalamayıp bunu standart haline getirmek. Bizim kursler gibi derneklere bakış açımız şu. Eğer böyle bir birlik oluşursa hem veliye güven veriyorsunuz hem de öğrenciye güven veriyorsunuz. Yani size bir öğrenci kayıt olduğunda o kurslere üye olan bütün kurumlar aynı standardı belki tam o anlamıyla olmasa bile belli bir standardı yakaladığından dolayı veli daha güven içerisinde size kayıt gerçekleştiriyor. Özellikle hocam özellikle pandemi döneminde bir veli olarak söyleyeyim. Hani kurslerin faydaları oldu mu oldu? Çünkü neden? Evet. İşte hani müfredatın bitirilip bitirilmediği, kurumların açık olduğu, kapalı olduğu zaman diliminde veli ile kurumlar arasında çok itilafa düşülen durumlar oldu. Burada Sayın Başkanımız Veli Hocam'ın, işte Emre Hocam'ın, yönetimdeki İbrahim Hocam'ın evet. çok 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 büyük katkılarıyla kurslara bağlı kurumlarda bu sıkıntılar inanın minimize edildi. Çünkü niye? Veli kuruma gitti, bir gün baktı ki kurum kapalı. Veli kuruma gitti, öğrenci kuruma gitti, bir gün baktı ki kurumda öğretmen yok. Bu ister istemez öğrenciyi de, veliyi de akademik olarak, maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Ama kurslara bağlı hiçbir kurumda bu sıkıntılar yaşanmadı. Evet. O da o birliğin, beraberliğin ya da alınan kararların kurumlar tarafından uygulanacağının garantisinin olmasının etkisidir. Bundan dolayı bir veli olarak kurslara bağlı kurumlara inanın sonuna kadar güveniyorum. Bütün velilerimizin de bu kurumlara canı gönülden güvenip A, B, C, D kurumları hiç önemli değil. Sonuçta hepsi aynı hizmeti veriyor, hepsi ortak hizmeti veriyor. Tabii ki farklılıklar olacaktır hizmet anlayışında ama kurslara bağlı kurumlarda bir bütünlük olduğunu düşünüyorum. Orada şu da var, çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Evet. Tabii ki. Güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri çok çok önemli. Evet. Yani bunu da altını çizmek gerekir. Yani pek çok kurum vardır, bütün öğretmenlerimiz değerlidir. Ama legal ve de ki bakanlığımızın bir çalışması var biliyorsunuz, evet, karekod evet. çalışması. Yani şu anda kurslar çatısı altındaki kurumlarda öğrencilerimizi güvenli bir şekilde emanet edebiliriz. Zaten benim hep kullandığım şöyle bir ifade vardır. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığı bir fizikçinin konuyu anlatması, kimyacının bir konuyu anlatması ile ilgili değildir. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığı bir anne babanın en değerli varlığı çocuktur. Çocukları, evlatlarımız bizim. Biz kime emanet ediyoruz? Öğretmenlere emanet ediyoruz. Şimdi güvenilir yerlerde, emin yerlerde, gerçekten güvenmiş olduğunuz yerlerde eğitim alması çok önemli bir şey. İşte sizin gibi kurumlar olduğunda velilerimiz de gönül rahatlığıyla kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Evet, onun İbrahim Hocam. Şöyle bir avantajı da var Zafer evet. Bey. Şimdi öğrenci eğitime başladığı anda hangi öğretmenle başlıyorsa evet. eğitimi sonlandırdığı Haziran ayında genelde yaz kursuna kadar o öğretmenle devam ediyor. Ama dediğimiz diğer kare kod kısmında zaten velilerimiz onu okutup hangi kursun yasal olup hangisinin yasal olmadığını artık o şekilde görebiliyorlar. Kare kodu okutulmadı veya merdiven altı tabiri caizse merdiven altı dediğimiz yerlerde velilerimizin genel olarak söylediği şeylerden biri şu. Hocam işte 3 tane rapor öğretmeni değişti, 2 tane fizik öğretmeni değişti, matematik öğretmeni değişti. Evet. O da çocuğun eğitimine keturan durumlardan biri. Evet, çok teşekkür ederim katkınızdan dolayı. Sizi de tanıdığım için çok mutlu oldum. Çok çok teşekkürler. Aynı şekilde. Gerçekten çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Ben İbrahim Hocam size şunu sormak istiyorum. Bir öğrenci mutlaka bir kursa gitmeli mi? Kursa gitmeden de LGS sınavını, YKS sınavını kazanması gibi bir durum söz konusu mu? Bir öğrenci neden kursa
yazılsın? Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir? Zafer Bey, şimdi gelen velilerimize de biz bunu defalarca güzel bir şekilde bunu anlatıyoruz. Özellikle şundan dolayı çocuklarımızın takibi çok çok önemli. Hani okullarımız bizim için çok çok değerli, evet. Ama o takip kısmında, sınav değerlendirme kısmında kurslarımız açıkçası bir adım önde. Şimdi bir çocuğun başarılı olup olmadığı, sınavda neler yaptığı, bunlar hep denetimimiz altında. Şimdi 9. sınıftan itibaren velilerimizde şöyle bir sıkıntı var. Sanki 12. sınıfa çocuğu yazdırdığı dakika 12. sınıftan sonra çocuk istediği bölümü kazanacak. Açıkçası orada çok çok büyük bir yanlış var. Evet. Şimdi 9. sınıf TYT sınavı dediğimiz sınavın yaklaşık %70'ini kapsıyor. Çocuk 9. sınıfta hani biraz daha sınav modundan çıkmış, 8. sınıfta çok yorulmuş. O zaman 9. sınıfta çocuğu biraz salalım. Düşünceler var. Çok çok yanlış bir düşünce. Kesinlikle 9. sınıftan itibaren çocuğumuzun kursa devam edip takviye bir şekilde konularını eksiltip, eksik kalan kısımları düzeltip iyi bir şekilde sınava hazırlanması gerekiyor. 12. sınıfa gelen çocuğumuzu sadece 12. sınıf için kursa düşündüğümüz zaman kalan kısımlarda illaki faydasını yine görüyor. Sınav kısmı çoğunlukla hani girdiği sınavlarda eksiklerini belleyip onun telafisi yapılabiliyor. Ama 9. sınıftan itibaren kursa devam eden bir öğrenci kesinlikle bir adım daha önde. Evet. Zaten belki de en büyük yanlışlık şu. 12. sınıfa geldiği zaman YKS süreci başlıyor. 8. sınıfa geldiğinde ise LGS süreci başlamış gibi. Ben bazen bunu şuna benzetirim. Örneğin kitap alışkanlığı, yani kitap okuma alışkanlığı olmayan birisine 8. sınıfta bunu kazandırmak çok zordur. 12. sınıftaki arkadaşımıza bunu gerçekleştirmek zordur kitap okumayla ilgili. Kritik dönem dediğimiz dönemi atlatmış oluyor. Şimdi bunu evet baştan itibaren bunu gerçekleştirirseniz, 9. sınıftan itibaren, 5. sınıftan itibaren, örneğin etkili ders çalışma planı sadece 8. sınıfta ve 12. sınıfta uygulanan bir sistem değildir. Kesinlikle değil. Aslında 8. sınıf ve 12. sınıf bir sonuç. Öğrenci arkadaşımız 9. sınıftan itibaren elde etmiş olduğu alışkanlıkları 10. sınıfta, 11. sınıfta devam ettirir. En son 12. sınıfta yapmış olduğu çalışmayla iyi bir üniversiteyi kazanabilir. Türkiye'nin gerçeği bu. Tabii, masa ama siz bunu oturtma. Sadece TYT ve AYT konularını 12. sınıfta yetiştirebileceğinize inanıyorsanız bence kayıptasınız. Kesinlikle. Onun için bizim hep tavsiyemiz şu. Evet, 8. sınıftan sonra 9. sınıf önemi konusunda bir sorun var. Bu sorun halen daha devam ediyor. İşte biz yorulduk, LGS sınavından çıktık anlayışı yanlış bir anlayış. Çünkü eğer siz bir düğmeyi yanlış iliklediğinizde diğerlerinin doğru olma ihtimali yok. Güçlü bir temel oluşturmadığınız takdirde sizin sınav sürecini doğru bir şekilde yönlendirme imkanınız da yok. Onun için ne yapılacaksa 4 yıllık bir planlama yapılması lazım. Şu hatadan vazgeçilmesi gerekiyor. Planlamayı sadece 12. sınıfa eğer endekslerseniz maalesef istediğimiz sonuçlar gelmiyor. Çıkmıyor. Evet, inşallah bu süreçte 5. sınıftan itibaren, 9. sınıftan itibaren planlı ve programlı, aşamalı bir şekilde gerçekleşirse herhalde öğrenci arkadaşlarımız daha başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü kabul edelim hocam, 4 yıllık müfredatı sadece 1 yılda tam anlamıyla 4 dörtlük evet. bir şekilde anlamak, bitirmek ve üst noktalara taşımak çok da kolay olmuyor. Evet. Hele hele 9, 10, 11'i biraz daha böyle akademik anlamda geri planda bırakmış öğrencilerimiz için bu hiç kolay olmayacaktır. Dolayısıyla 8. sınıfı bitiren her öğrencimizde ve her velimizde bir yıl önce verilen emek, sınav başarılı olmuş, başarısız olmuş onu bir tarafa bırakalım. Ama çocuk bir emek gösterdi, yoruldu. İşte tabii 8. sınıf öğrencilerimize de lise önceden 6 dersten sorulmuş, şimdi 11 dersi var. Evet. Bunu bilmiyor. Ortaokulda öğretmenin bakış açısıyla lisedeki bakış açısını yorumlamadan ben yaparım diyor. Veli de öğrencinin yorulduğunu düşünerek 9. sınıfta bence kurs merkezlerini tamamıyla ikinci plana atıyorlar. Evet. Ama genelde birinci veya ikinci hazırlardan sonra soluğu da her nedense bütün veliler hemen dershanede evet. alırlar. Evet. Bu noktada tabii yazılının sonunu beklemeden ilk başta
tedbiri almak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Erap Hocam biraz da Gelecek Sensin diye bir projeyi başlattınız. Evet hocam. Kursler olarak böyle bir çalışmanız var. Ben buradan belediye başkanımıza da Şahin Şerifoğulları'na da çok teşekkür ederim. Eğitime, öğretime vermiş olduğu destekten dolayı. Biraz bu projeden bahsedebilir misiniz? Böyle zamanı da iyi kullanmak istiyorum. Hocam, Gelecek Sensin'e Haziran ayında başladık. Aslında Gelecek Sensin'e sadece bir proje demek yanlış olur. Çünkü niye? Gerek belediye başkanımız gerekse her bir kurum öğrencimize değerli olduğunu hissettirdi. Çünkü niye? İlin yöneticilerinin birisi kendilerine değer verdiğini gördü. Haziran ayında Elazığ Belediyesi ile kursları arasında ortaklaşa gerçekleştirdiği bu projede ve Türkiye'de ilk defa bu şekilde kapsamlı bir proje oldu. 81 ilimizin valilikleri ya da belediyeleri Elazığ'da yapılan çalışmanın her bir ayağını ayrı ayrı yapmışlardır. Fakat sınav öncesi, akademik olarak, sınav öncesi moral motivasyon olarak, sınav günü, sınav anında velilerin ve öğrencilerin heyecanına ortak olma adına ve sınav sonrasında da tercih sürecinde ilk defa bir belediye kurslerin de desteğiyle, tabii burada kurslerin kurucularına, idarecilerine ve öğretmenlerine de teşekkür etmek lazım. Böyle bir kampanya yapıldı. Şu anda da rehberlik defterleriyle, soru bankalarıyla, konu anlatımlı kitaplarla ve her ay yapılan denemelerle Elazığ Belediye'miz kurumlarımızın, öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında oluyor. İşte her ayın 23'ünde deneme günleri adı altında Elazığ Belediyesi'nin yapmış olduğu denemeleri her bir kurumumuz değerlendiriyor. Her bir kurumumuz kendi kurumunda uyguluyor. Özellikle tabii burada Ocak ayında yapılacak Türkiye geneli sınavı için de üniversitemize de teşekkür etmemiz lazım. Sayın Rektör Hocamıza ve ekibine. Çünkü neden? Elazığ'da aşağı yukarı geçen yıl 17 bin öğrenci sınava girmişti. Bu yıl tabii sayı belki biraz daha düşecektir ama şu an itibariyle 11 bini aşan bir sayıda öğrencimiz Türkiye geneli için müracaat etti. Üniversitede gerçek sınav formatında, evet. ÖSYM il temsilciliğinin gerçek verileriyle sınav gerçekleştirilecek. Tabii burada başta belediye başkanımıza, daha sonra rektör hocamıza ve kurumlarımıza teşekkür etmemiz lazım. İlk Türkiye'de ilk defa böyle bir projenin 3 saç ayağı oldukları için. Peki bu devam edecek mi? Şu anda zaten proje devam ediyor. Haziran ayına kadar da, sınav sürecine kadar da denemelerle, tabii sınava yakın süreçte seminerlerle ve yine sınav günü öğrenci ve velilere hediyelerle devam edecek. Peki kurslar olarak Emre Hocam nasıl katkıda bulunuyorsunuz bu projeye? Bununla ilgili çalışmalarınızda öğrenebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, burada tüm öğretmen desteğimizi sunuyoruz biz yapılacak bu faaliyetlerde. Evet. Ve de öğrencilerimizle aslında bu çalışmaları buluşturmuş oluyoruz, köprü olmuş oluyoruz. Bu noktada desteğimiz bizim de devam edecek. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Artı bizim de kurslar olarak belediyenin tespit ettiği, belki maddi durumu birazcık daha sıkıntılı öğrencilere, evet, burs desteğimiz var. Orada da kurslar olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu noktada da bir desteğimiz vardır. Peki belediye böyle bir çalışma gerçekleştirmiş olsa, maddi durumu zayıf olan öğrencilere yönelik bir kurs açsa kendi bünyesi içerisinde, şöyle kurslerin böyle bir katkısı olabilir mi? Şöyle söyleyeyim, belediye zaten şu anda her ay tüm Elazığ halkının girebileceği şekilde deneme sınavları organize ediyor. Evet. Ve de gene Elazığ halkı buradan duymuş olsun. Mesela belediyenin yapmış olduğu bu sınavlara illa sadece bizim öğrencilerimiz katılmıyor. Sokaktaki herhangi bir öğrenci gelip kursler üyesi herhangi bir kursa başvurarak ücretsiz bir şekilde bu denemeye katılabilir. Onun da altını çizmiş, evet, olalım. Bu gerçekten çok büyük bir destek, çok büyük bir faaliyet. Buradan belediyemize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bunun devamlı olması, sürekli olması çok önemli. Gerçek bir ortamda sınav provasının gerçekleştirilmesi çok önemli. Çünkü 12. sınıfta olan bir öğrenci ve 8. sınıfta olan bir öğrenci ilk defa
gireceğinden dolayı o heyecanlı bu süreç içerisinde atabilir. Az da olsa yani bir gerçek sınav ortamı en azından bu sayede görülmüş olacak. Bazı illerde belediyelerin böyle bir çalışması var. Genelde ama sınava yakın zamanlarda evet, olur yani, ve bir iki deneme sınavı. Evet, son periyotta yoğunlaşılıyor ama şimdi gerçekten belediyenin yapmış olduğu çalışma, sizlerin yapmış olduğu çalışma takdire şayan yıl boyunca bunun gerçekleşmeyeceği. Tabii Aralık ayında 5. deneme sınavı ücretsiz olacağı. 5. deneme sınavı yani her ay 10-11 bin öğrencinin evine o deneme ücretsiz bir şekilde kursler aracılığıyla, belediyenin desteğiyle giriyor. Bu da hem kurumlar için, hem öğrenciler için, hem de veliler için büyük bir destektir diye düşünüyoruz. Tabii öğrencinin sınava hazırlık sürecinde büyük yardımcısı olan rehberlik defterleri var. İşte bütün kurumlara bunları dağıttık. Öğrencinin her gün elinde olan rehberliğiyle, veliyle ve öğrenciyle o üçgenin her gün kullandığı materyallere kadar düşünüp dağıtıldı. Tabii bu destekten dolayı da teşekkür ederiz evet, Sayın Başkanımıza ve Elazığ Belediyesi'nin çalışanlarına. Evet. Bir ilavede bulunmak tabii ki, isterim. Tabii ki. Bu Ocak ayı önemli bir ay. Onu unutmadan dile getirmemiz gerekir bence. Tüm kursler üyesi kurumların bursluluk sınavları olacak. Öğrencilerimiz tüm kurumlarımızda mutlaka bursluluk sınavlarına katılsınlar. Bir sonraki yılın indirim sınavları. Ayrı ayrı mı yapılacak yoksa kurslere bağlı olan kurumlar aynı tarihte mi? Ayrı ayrı yapılacak. Ama çoğu yani %90'ı diyelim Ocak ayı içerisinde gerçekleştirecek. Oradan velilerimizin bunları takip etmesini tavsiye ederiz. Ya inşallah yapmış olduğunuz bu güzel çalışmaları kamuoyuna duyurma noktasında sizin bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ki beni en fazla ilgilendiren kısmı ücretsiz sınavların olması, desteklerin sağlanması gerçekten önemli. Bunu iyi duyurmamız gerektiğine inanıyorum ben. Yani bu noktada öğrencilerimizin kurum ayırt etmeksizin bence bir eğitimci olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kurslara bağlı bütün dershanelerin veya özel okulların her birinin bursluluk sınavlarına girmeleri kendilerinin akademik açıdan nerede olduğunu görmeleri açısından önemli. Evet. Sınava giren her öğrencinin sınava girdiği kurumda kayıt yapma mecburiyeti de yok. Sonuçta ücretsiz olarak verilen bir hizmet. Dolayısıyla her bir öğrencimiz bence kurum ayırt etmeden özel okul veya kurs merkezi her denemeye girmeli diye düşünüyorum. Evet. İbrahim Hocam tabii bizim bu konudaki değerlendirmemiz şu. Ne kadar deneme sınavı yaparsanız yapın. Eğer onun sonuçlarını iyi bir şekilde analiz etmediğiniz takdirde, evet, sonuçlarını almadığınız takdirde bir anlam ifade etmiyor kesinlikle bu anlamda. Kesinlikle analiz çok kursler çok önemli. Kurslar olarak rehberlik çalışmalarınız konusunda bir değerlendirme yapabilir misiniz? Zafer Bey dediğiniz çok çok önemli. Şimdi öğrenci sınava girdi. Sınav sonrasında eğer çözemediği soruları tekrar öğretmenlerine çözdürememe durumunda zaten çözmüş olduğunu tekrar çözebiliyor. Onda bir fayda sağlamayacak. Evet. O yüzden sağlam, güzel bir yerde bu sınav değerlendirmesini alabilirse çok çok rahat bir şekilde ilerleyebilir. Ben öğrencilerime kitap bitirme kısmında öğüt verirken genelde şunu söylerim. Bir kitabı bir kez bitirmeyin. Mesela bir kitabı iki kez bitirin. İlk etapta hocalarınızla çözdürdüğünüz soruları yuvarlak içerisine alıyorsunuz. Bitti kitap, o yuvarlak içerisine aldıklarınızı tekrar sildirin, hocalarınıza gösterdiğiniz soruları tekrar kendiniz çözmeye çalışın. İşte bunun takibi için de o girecekleri sınavlar çok çok önemli. Evet. En azından çözemedikleri sorular, soru çözümü dediğimiz soru çözüm saatlerinde çok rahat bir şekilde öğretmenlerine çözdürüp grafiği yükseltebilirler. Yani her ay bir takip durumu söz konusu olmuş olsa, haftalık, eksik haftalık, olan konuların da giderilmesi söz konusu olsa, herhalde daha hızlı yollanır diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Erap Hocam zamanımız da çok az kaldı. Süre de çok hızlı geçti herhalde. Beni çok mutlu etti. Sağ olun hocam. Bu meslek liseleriyle ilgili bir de bir durum değerlendirmesi yaparsanız, zannedersem bir toplantıya da katıldınız bu evet, meslek hocam. Liseleriyle ilgili. Onu da bir değerlendirmesini alalım. Hocam size takdir edersiniz ki hocalarım da bilirler. Meslek liseleri eskiden hani hakikaten popüler. Bugün evet. Ilimizi gerek ülkemizi yöneten birçok üyümüzün mezun olduğu okul statüsündeydi. Sonra malum alınan siyasi kararlarla hem imam hatipler hem de meslek liseleri artık örgün öğretimin dışında kalmaya aday öğrencilerin gittiği,
hani ifade belki yanlış olacak ama atıl durumda bulunan okullar pozisyonuna geçmişti. Tabii burada bir tarafta Allah rahmet eylesin Vehbi Koç'un işte meslek lisesi, memleket meselesi sözüyle meslek liselerine bir üretici olarak bir sonuçta istihdama önem veren birisi olarak bakış açısını gösterirken diğer tarafta meslek liselerin bu durumda olması sıkıntıydı. Ama Maliye Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir ortak projeyle özel meslek liseleri ki ilimizde de bu işi layıkıyla yapan birbirinden değerli kurumlarımız var. Evet. Özel meslek liseleri inanın meslek liselerine bakış açısını değiştirdi diye düşünüyorum. İşte ilk meslek lisesi 4 yıl, 5 yıl önce Elazığ'a açıldığında şöyle bir örnek vereyim. Bayan öğrenci sayısı Elazığ'daki bütün meslek liselerinden daha fazla oldu. Bu meslek liselerine bakış açısını değiştirdi. Gerek proje, gerekse akademik başarı anlamında bir ivme kazandırıldı. Ve dolayısıyla meslek liselerine bakış açısı değişti mi? Değişti diye düşünüyorum ama yeterli mi? İnanın değil. Biraz daha çalışmayla tabii burada hem kurumlarımıza hem de kurumlarda görev yapan öğretmenlerimize büyük iş düşüyor. Çünkü sonuçta meslek liseleri bu ülkenin üretimi için, bu ülkenin geleceği için çok çok önemli. İstihdam noktasında altyapı oluşturduğu için meslek liselerine daha da önem vermeliyiz ki Sayın Bakanımız da açıklamalarını bu yönde yapıyor. Bir dönem Erap Hocam tematik liseler çok revaçtaydı. Aslında devam ettirilmiş olsaydı iyi sonuçlar da alınabilirdi. Örneğin şu anda Maden'de bir madencilik lisesi. Baskil'de Keban bölgesi içerisinde tarım hayvancının olmuş olduğu, Sivrice'de turizm yine olabileceği, yani doğrudan istihdamı sağlayabilecek tarzda kurumların olması ki özel sektör bu konuda biraz daha hızlı aktif hareket edebiliyor. Örneğin dijital dünya ile ilgili şu anda birçok eksiklik var. Onu tamamlayabileceğimiz yazılımla ilgili aynı şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi süremiz de çok Emre Hocam az kaldı. Ben böyle bir son değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Özel öğretimle ilgili ve daha sonra programımızı kapatacağız inşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman son söz olarak. Evet. Bizim en değerli varlıklarımız evlatlarımız. Evet. Biz yıllarca onlar küçükken sevgi biriktiriyoruz. Sonra birazcık daha böyle sınav yıllarına geldiğimiz zaman o biriktirdiğimiz sevgiyi aslında harcamaya başlıyoruz. Maalesef diyelim. Şimdi biz o sevgiyi çok fazla harcarsak lazım olduğu zaman ileride bu sefer bulamayabiliriz. O bağımız kopabilir çocuklarımızla, öğrencilerimizle. Evet. Bu yüzden o aradaki bağımızı çok yıpratmadan kurslardan destek alarak bu süreci götürmemiz en güzeli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, İbrahim Hocam. Son olarak ben de şey kısmına değinmek istiyorum. Çocuklarımızın eğitimi hocalarım da anlattığı gibi çok çok önemli bizim için, özellikle veliler için. Bunun için de düzenli ve yıllara yayarak sağlam bir kurs merkeziyle çok çok güzel yerlere gelebilirler. Yalnız her işin olduğu gibi bu işin de bir kritik dönemi var. O kritik dönemi geçmemek kaydıyla. Mesela konuşmanın başında siz masa başına oturmayı söylediniz. Masa başına oturmanın yılları vardır. O yılları eğer geçersen sonraki yıllarda masa başına oturmak çok zor olur. Evet. Bunu olduğu yılda takip edip güzel bir eğitim aldırlarsa çok güzel bir gelecek vermiş olurlar çocuklarına. Değerli hocalarım çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Davetiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum efendim.